Soy ismin neydi senin? Söyle Şevki bakayım. Şevki Kılıç. Şevki Kılıç. Evet. Şevki abi. Evet sen şimdi bu nedir bu aldığın? Bu üniversite talebesisin 4 sen. 4 yıllık. He? Üniversite diplomasını alırken çekilmiş resim. He, üniversite diplomasını alırken giydiğin kepin bu. Kep attın yani sen. Kep geldi. Yaşa Şevki amcam. Yaş 77. Maşallah. Şu anda bitirdin üniversiteyi. Bitirdim. Hem de 2 tane. 70 yaşından sonra 2 tane 4 yıllık üniversite bitirdim. Evet tamam. Birisi nerede bitirdin? Biri açık öğretimden dışarıdan okudum. Tamam. 2017'de diplomayı aldım. Tamam. 2 sene sonra 2019'da da bunu aldım. Bu Trakya Üniversitesi'nden. Bu Trakya Üniversitesi. Bölüm ne bölümü? Tarih bölümü. Tarih bölümü. Mezunusun sen şu anda. Evet. Gençlerle beraber okudun. Kaç yaşında başladın okumaya? 72 yaşında girdim. 72 yaşında girdin. 3 senede bitirdim. 75 yaşında bitirdim. Bitirdim. Onlar hala daha bitirmek üzere. Onlar gençler daha bitirmek üzere. Ay seni tebrik ederim ya. Sen çok ya, tebrike şayansın be Şevki abi. Şimdi arkadaşım birine yardım ediyor. Evet. Şimdi onu çerçevelettin. Çerçevelettim. Burada çok güzel. Ozan'da çerçevelettim. Çok güzel. Geçen evet Allah razı olsun iyi ettim. Ben de görmüş oldum. İyi oldu maşallah. Seni tebrik ederim. Gençlere örneksin sen. Aldım almış mıydın ben? Ya aldım be. Verdim de sen bende var hatta da al ben sana bir kart vereyim. Ver. Tamam mı? Sen oradan kaydet onu. Kaydedeyim ya. Olmuyor. Et tabi babacığım ya. Hayır, hayır. Oldu. Hadi bana müsaade. Hadi Allah razı olsun. Bak seni kayda aldım. Tamam. Bir de anılarda kalsın. Diyeyim ki bak genç talebe bu genç. Edirne'nin Türkiye'nin en genç talebesi değil mi? Eski yazı kitap falan çıkarsa beni ara. Ha? Değerini koyalım yani. Eksperlik yaparız yani. Yani değer yani satılır mı satılmaz mı bakarsın. Ha, eski yazı. Eski yazı. Arapça. Madu olsun el yazısı olsun fark etmez. Yapma be. Ya, Arapça olsun Türkçe olsun. Türkçe de olur. Sen nereden onun değerini anlıyorsun? Ya hangi yıllarda yazıldığını anlıyorum. Yapma ya. Ona maşallah. Göre. Seni tebrik ederiz. Sen yani onlardan bile anlıyorsun. Boş durmuyorum. He? Bu gece saat 7'de internet üzerinden he? 50 kişi kurs geliyoruz. He. Ne kursu? Osmanlıca kursu. Osmanlıca kursu. Ben gördüm 2 tane belge ya, aldım da. Osmanlıca he. Çok kolay diyorlar. 12-13 günde, 15 günde bile öğreniyormuş. Böyle sonra? Kolay mı? Ya. Değil abi olmaz o kadar. O kadar da değil. Ben uğraştım. Osmanlıca ile ben uğraştım. 50 yıldan beri okuyorum. Daha cami yazılarını sökemiyorum. Sökemiyorsun. Yani yer. Tabii. Şimdi, ama Madu yazıları 15 günde öğrenir. Doğru. Şu anda her akşam Zoom'dan kurs mu yapıyorsun? Kurs mu tabii, görüyorsun? Tabii. Kim bazen, hocanız kim? Hoca Hikmet Sarıhasan. Nereden? Vallahi internet üzerinden görüyoruz yani. He. Nerededir olduğunu bilmiyoruz. He. Burada Edirne'de yeri ama Edirne'de. Yeri nerede olduğunu bilmiyorum. Anladım çok güzel. Yani ilme devam daha yine. Ya tabii sökemiyorum. Daha bazı kitap getiriyorlar. Onları tercüme etmek için öğrenmem lazım. Öğrenmen lazım Yaşar. Tabii. Tabii. Mesela senetlerde. Evet. Madlu senetler var. Orasını okuyoruz. He. Ama herkesin yazısı başka başka. Evet. 50 sene önce başka yazmış adam. Evet. Şimdi yazanlar başka. Tabii canım. Kimisi ilkokul mezunu yazmış, kimisi lise mezunu. Tabii üniversite mezunu dediğin gibi için değişmiş. Her yazıyı öğrenmek lazım. Doğru doğru dersin. Evet Şevki amcam Allah razı olsun. Like atma, yorum yapmayı unutmasınlar kanalımıza da abone olsunlar. Tamam. Tamam inşallah Allah razı olsun. Olur, sağ ol. Hadi hoşça kal. Selametle sağ olasın. Olur. Arada uğra inşallah her beklerim. Eğer arayan olursa bizim köy tarafında var birkaç ev. Arazi de ya. Arazi. Kaç para istiyorlar? Mesela 2,5.